arkadaşlar, bu videomuzda 8. sınıfların 8. ünitesi Chores ünitesi ile ilgili sorularımız var. Onları çözeceğiz. Evet, birinci sorumuzdan başlıyoruz. Bu tür anlam bütünlüğünü bozan sorulardan çok fazla çıkıyor. O yüzden bu şekilde bir soru seçtim. Gelin beraber bakalım. Cümlemiz I love doing housework şeklinde başlamış. Ben severim ev işleri yapmayı. Ev işleri yapmayı severim. I help my mother setting the table in the mornings. In the mornings, sabahları. Sabahları masayı hazırlamada anneme yardım ederim. İki numara. My father washes the car and I enjoy helping him. Babam arabayı yıkar ve ben de ona yardım etmeyi severim. Bakın, şimdiye kadar ev işlerinden bahsetti. Ev işlerinde annesine ve babasına yardım ettiğinden bahsetti. Ama bakın burada ne yazmış? Üç numarada. I hate helping my family at home. Evde aileme yardım etmekten nefret ederim. Bakın burada bir olumsuzluk var. 3 numara kalsın. 4'ü okuyalım. My favorite chore is watering the potted plants. Potted kelimesi var burada, önemli. Saksıya dikilmiş anlamında. Saksı çiçekleri, saksı bitkilerini sulamak benim favori ev işimdir. Bakın yine bir favorisinden, bir ev işinden bahsetti. Sevdiği. I find it relaxing. Onu dinlendirici buluyorum. Anlam bütünlüğü bozan cümle hangisi oldu? 3 numara olmuş oldu. Doğru cevabımız Ceyhan'ın C'si. Evet, ikinci sorumuza devam ediyoruz. Amy ile Helen arasında geçen bir diyalog. Amy'nin cümlesi var, soru cümlesi. Okuyalım. Who boşluk in your family? Senin ailende kim nokta nokta yapar? Helen ne demiş? My sister does it. Benim kız kardeşim onu yapar. Fakat dikkat edin, ne yaptığını bilmiyoruz şu an. She loves helping my mom in the kitchen. Kitchen kelimesi çok önemli burada. Mutfak demek. Demek ki şurada yukarıdaki boşlukta mutfakta yapılacak bir iş bulacağız. Çünkü o mutfakta anneme yardım etmeyi sever dedi. Bakın burada. Loves helping. Anneme yardım etmeyi seviyorsa mutfakta yapılacak bir işi bulacağız. A şıkkı. Does the ironing. Ütü yapmak mutfakta yapılmaz. Makes the bed. Yatakları hazırlamak, yatağı yapmak mutfakta yapılmaz. D'ye geçiyorum. Feeds the cat. Kediyi beslemek mutfakta yapılmaz. Ama C şıkkına bakın. Sets the table. Masayı hazırlamak mutfakta yapılır. O yüzden doğru cevap Ceyhan'ın C'si. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Dad babasıyla Dennis arasında geçen bir diyalogumuz var. Babasının cümlesini okuyalım. Dennis, can you take the rubbish out please? Rubbish out. The rubbish out çok çıkıyor bu ünitede. Çöpleri dışarıya atmak, çöp atmak anlamında. Çöpleri atabilir misin lütfen? Dennis'in bir cümlesi var burada. Dad babası why, neden diye soru sormuş. Dennis ne cevap vermiş? That's disgusting. Bu çok mide bulandırıcı. Şimdi mide bulandırıcı dediğine göre demek ki Dennis çöpleri dışarıya atmayı istemeyecek. Bakın burada bir olumsuzluk, negatiflik var. Şıklardan da onu arayacağız. A şıkkına bakalım. No Dad, hayır baba. I don't want to do it. Onu yapmak istemiyorum. Bakın bu bir negatiflik. A şıkkımız güzel. B'ye bakalım. Don't worry Dad, I will. Endişelenme baba, bunu yapacağım. Gitti, olmaz. Bize negatiflik lazım. Yes, that's easy. Evet, bu kolay anlamında. Hayır, bu da olmaz. Çünkü bize negatif lazımdı. D şıkkı, I can do that. Onu yapabilirim. Aynı şekilde pozitif bir cümle. Bize negatif lazım. O da Adana'nın aslında var. No, Dad, I don't want to do it. Onu yapmak istemiyorum.